Haftanın ortasından güzel günler detay programında bugün ben sizlerle birlikteyim efendim. Ayto Türkkan bugünlük sizlerle birlikte olamayacak ve detay programını birlikte götüreceğiz. Yine önemli bir isim stüdyolarımızda gündemi konuşacağız. Bugün eylem günüydü diyebiliriz. Başbakanlık önüne taşan bir eylem vardı. Grevle başladı saat 9 itibariyle. Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarıyla ETİ çalışanları grev yaptılar. 3 saatlik grevin ardından başbakanlığa yürüdüler. Başbakanlık önünde önemli açıklamalar, sert mesajlar vardı. Özellikle hükümete yönelik sert mesajlar vardı. Bunun detaylarını da haber bültenlerimizde izleyeceksiniz efendim. Konumuz eylemle başlıyoruz. Konuğumuz da avukat Hasan Yücelen. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan'cığım. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü eylemi konuşalım. Daha sonra KAS çalışanlarına, daha doğrusu KAS ismini de kabul etmiyorlar. Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarını konuşacağız. İşin hukuki boyutunu değerlendireceğiz. Ülke gündemi oldukça yoğun. Meclisin içerisinde de yoğun ama eylem diyelim. Eylemin temelinde de zaten aslında özelleştirme değişiklik yasası ile ilgili bir düzenleme yapıyor. Oy birliğiyle ivediliğe alındı. Ancak komitede görüşülmüyor. Onun üzerine işte bu yapılan özelleştirme yasasında faydalanan kişilerin aslında kendince var olan haksızlıklarını gidermek için böyle bir düzenlemeye gidildi. Bununla ilgili bir yasal düzenleme ve şu anda komitede görüşülmeyecek diye bir eylem yapılıyor başbakanlığın önünde. Aslında Hakan Bey, bugün eylemlerin başlangıcı dersek daha doğru olur. Evet. Çünkü az önce ben gelirken radyoda dinledim. Sanırım süt parasını 4 liste olarak alamayan hayvancılar 3 gün sonra 5. listeleri de dolduğu için artık süt paralarını alamadıklarından dolayı eyleme gidiyorlar. Tabii Tarım Bakanlığı'nın bütçesi ortada. Bunu ödeyebilecek durumda mı? O da muallakta. Yani rotasını kaybetmiş bir gemi gibi ve ne yapacağını bilmeyen yöneticilerle gitmeye çalışan bir gemi konumundayız. Allah hepimize kolaylık versin. İnşallah. Özellikle bütçe görüşmelerinin başladığı şu günlerde tesadüf mü? Peki. Yani tabii ki bütçe görüşmeleri gelecek yılla ilgili. Evet. Maalesef acı olan bütçenin %85'i cari harcamalara, yani halkın anlayacağı dille söyleyelim, maaşlara giden bir yapıda. Bu şekilde bir bütçeyle ülkenin kalkınması mümkün değildir. Yani zaten bu sistem yanlış kuruldu. Ancak bu yanlış kurulmanın değişimi için cesaretli adımlar atamıyoruz. Yani herkes devletten bir şeyler bekliyor. Devletin çözüm bulmasını bekliyor. Devleti yönetenler yatırım yapmak isteyen insanların önünü açmıyor. Kolaylık sağlamıyor. Hani gerçekten Hakan Bey, yani bu ülkeye gelip yatırım yapacak insanın aklından zoru olması lazım bu düzenlemelerle. Çünkü dünyanın her yerinde para getirip iş kuran, ekmek sağlayan insanlar el üstünde tutulur. Evet. Bizde farklı gözle bakılır. Bizde hala bürokrasi engeli var mı? Her sen engelimiz var. Yani buraya iş kurmaya gelen insana bir hırsız gözüyle, işte ne yapmaya geldi düşüncesiyle yaklaşılıyor. Bunlar yıkılması lazım, kırılması lazım. Tabii bugün eylem devam ediyor. Anladığım kadar Başbakan Yardımcısı çıktı, Sağlık Bakanı çıktı. Görüşeceğiz diyor. Evet. Bence oradaki o eylemdeki gerginliği azaltıp o kitlenin oradan uzaklaşmasını sağlayarak, gerçekten bunu içten söylüyorum, benim düşüncem, daha sonra da aralarında bir bölünmüşlük yaratarak bu eylemi bertaraf etmeye çalışan bir hareket. Amaç niye bu mu? Amaç bu, çünkü bu arada bakın, Başbakan Yardımcısı dediğin gibi eylemcilerin yanına geldi. Cuma günü görüşeceğiz dedi. Başbakan, yok, bugünkü eylemde de haber bülteninde göstereceğiz. Evet. Konuşmak için aralarına girdi ve tepkiyle de karşılandı. Onu da söyleyeyim. İzleyeceksiniz haberlerde. Ne Hakan Bey, burada benim önümde bir yazı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 28.10.2014. Sayı numarası BBK00190204-4644. Konu özelleştirme değişiklik yasa önerisi. Yani bugünkü eylemin sebebi olan düzenleme ile ilgili. Çünkü bu komitede şu anda. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa diyor. İşte 19 Haziran 2014 tarihinde Maliye Bakanlığı'na, 22 Ekim 2014 tarihindeki yazı ile yazı numaralarını söylemeliyim. İlgili ada kayıtlı yazınız ile Başbakanlığa iletmiş olduğunuz özelleştirme değişiklik yasa tasarısı önerisi görüş alınmak üzere Maliye Bakanlığı'na gönderilmiş olup Maliye Bakanlığı'nda ilgili bedel kayıtlı yazı alınmıştır. Söz konusu ilgili bedel kayıtlı yazı doğrultusunda özelleştirme değişiklik yasa önerisinin yasallaşması uygun görülmemiştir. Bilgilerinize ve görüşlerinize iş tüzüğün 37. maddesi 2. fıkrası gereği ilgili komiteye iletmenizi saygılarımla istirham ederim. Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan. Şimdi bu yazı resmi bir yazı. Diyor ki, Başbakanlık bu komiteye ivediliğe alınan yasanın Maliye Bakanlığı'nın yazdığı görüşe göre yürürlüğe girmesi mümkün değildir bütçe kaynakları açısından. Bu yazı 28 Ekim, 10 gün önce, 12 gün önce yazıldı. Yani neyi görüşüyorsunuz ki bu insanlarla? Kamey çıkın, deyin ki biz bunu yapamıyoruz. Bütçemiz el vermiyor. Buna saygı duymak lazım. Herkes eylemini yapabilir, demokratik hakkını arayabilir. Buna bir şey söylemiyorum. Eğer bunu yapamayacaksanız ve baskılara, çalışanlardan gelen prese daha fazla karşı duramayacaksınız, demokratik hakkınız olan istifa mekanizmasını kullanırsınız. O yok. Ama şu anda ne diyorlar? İşte salı görüşelim, cuma görüşelim. Bence oradaki kitleyi dağıtmak için yapılan bir beyan bu. Çünkü zaten Maliye'nin bütçesi eğer 28 Ekim'de buna müsait değilse, bugün 12 Kasım. 12 Kasım'da Maliye'nin bütçesine kaynak girmediğine göre yine mi mümkün değildir? Yani siz ne? İleriden kredi alacaklar, yiyecekler. Ama alamazlar Hakan Bey. Çünkü bu intibaklar yasası. Yani tamamen maliye bütçesine uzun vadeli bir şey getiriyor. Sorumluluk getiriyor. Öyle sadece bir defaya mahsus alalım verelim diye bir şey değil. Bu arada bazı ihbarlar da alıyoruz. Onda yeri gelmişken söyleyeyim, hazır parayı konuşurken dış öğrenci, yabancı öğrenci eğitim bursları 6 aydır öğrenciler burslarını alamadıkları için çok şikayetçi. Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı da Eğitim Bakanlığı'na topu atıyor. Öğrencilerin ayaklanmasına ramak kaldı. İlgililere bunu da belirteyim. Yakında biz de ayaklanacağız. Yakında kalmayan, biz de ayaklanacağız. Ayaklanmayan kalmadı. Tabii Hakan Bey, yani maalesef bu kamu maliyesiyle, bu bütçe yapısıyla ve bu oluşturulan sistemle bu ülkenin yürümesi imkansız. Yani birbirimizi kandırmayalım artık. Yani duygusal olarak bu yükü kaldırabilecek durumda değil artık bu bütçe. Daha önce bu bütçeye takviye yapan bir ülke vardı, Türkiye Cumhuriyeti. Maalesef oradan bu savurganlığa devam edin diye bir imkan yok şu anda. Bu nedenle artık biz devletten her şeyi beklemenin sonlandırmak zorundayız. Yani her şeyi devlet çözemez. Ama özel sektörün önü de açılmıyor abicim. Yani i̇şte bunu yani biraz sıkıntı, önce de konuştuk. Tam seninle defalarca da konuştuk. Yani bugün büyük şirketlere gidelim. Yani yatırımcı olan şirketlere gidelim. Ki ben gidip görüşmeler de yaptım, onu da söyleyeyim. Şirketin 21 günde kurulduğu, 50 milyon tane engelin karşılarında olduğu bir yapıyla karşı olduklarını söyleyen önemli isimler var. Yalnız şirket kurmak değil ki, 21 günde de kursa, bürokratik engelleri de azsa şirketi kurduktan sonra ilerlemesine imkan yok. Yani işte yine gündemde olan GSM. Geleceğim o konuya. Yani tabii kas çalışanları demeyeyim. Ben eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanını diyeyim. Çünkü ben bunu söylediğimde şey yapıyorlar. Biz onu bir ayıralım peki. Nedir? Oradaki detay nedir? Şimdi o ince çizgi nedir? Son yani? Başsavcılığın yapmış olduğu bir görüş var. Ben bunu biliyorum. Son verdiği görüşte Başsavcılığın şey diyor, Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanları KAS'ta görevlendirilmiştir diyor. Yani savcılığın görüşüne göre bu KAS'taki Kıbrıs Türk Hava Yolları kanalı ile geçenlerin Kıbrıs Türk Hava Yolları personeli olduğu teyit ediliyor. Yani şu anki davalarında haklılar mı?
Aslında haklılar. Çünkü biz Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarıyız diyorlar. Evet, savcılık da bunu teyit ediyor. Siz Kıbrıs Türk Hava Yolları kadrolarındaydınız ama o dönemde yapılan protokol gereği sizi Kıbrıs Türk Hava Yolları kasta görevlendirme olarak gönderdi diyor. Yani savcılığın görüşü bu şekilde. Ama diyor, özelleştirme yasası kapsamında işe girmeniz için bu yasa yapıldığında 6 aylık bir süre verildi. Siz bu süreyi aştığınız için bu başvuruyu yapma hakkınız yok. Sıkıntı orada doğuyor şu anda. Şimdi bir kısım çalışan diyor ki biz başvurumuzu yaptık, bizi kabul etmediler. Bu bir argüman. Burada bu çalışanların sıkıntısını çözmek istiyorsa devlet, bunun da düzenlemesi yasal boyutla olabilir. Yani bugün Bakanlar Kurulu oturup karar bile alsa, 64 çalışanı ben işe aldım, hukuken geçerli değil. Çünkü özelleştirme yasasında 60 günlük bir süre, sınırlaması var. Siz bunu bertaraf etmeniz lazım. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmanız lazım. Bu açık, bu yapılabilir. Ve çok önemli bir değişikliğe de gerek yok. Siz dersiniz ki, daha önce Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanı olup, şirket tarafından o dönemki protokol uyarınca, kasta görevlendirilen ve Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın kapanması sonucu özelleştirme yasasından faydalanma hakkı olmasına rağmen kasta çalışmaya devam ettikleri için bu haktan faydalandırılamayan kişilerin 3 gün içinde başvurması durumunda özelleştirme yasası kapsamından faydalanır dediğiniz anda basit bir değişiklik de ki gördüğüme göre bütün siyasi partiler destek verdi. Yani benim anlamadığım şey de var. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri orada. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Kolları orada. Keza Ulusal Birlik Partisi orada. TTP orada. Yani şimdi bu yasayı yapmadan gelme. Yani şu anda hükümet büyük orada. Cumhuriyetçi Türk Partisi, ana muhalefet partisi de sana destek veriyor. Ki bu yasanın yapılacağı yer meclis. 21+15 36. Yani anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa oluşan iki parti var. TTP'yi de yanak olsak 39. 39 vekil diyor ki evet haklısınız, mücadelenize destek veriyoruz. Ama bu söylem değil ki. İcraat gerekiyor, yasal düzenleme gerekiyor. Eğer gerçek anlamda çözme niyeti varsa, ama benim gördüğüm yok, maalesef onu da yapabilecek iradeye sahip değil şu andaki hükümet. Neden? Hakan Bey, yani nedenini niye soruyorsunuz? Yani çekindiği şey ne? Hayır, nedenini niye soruyorsunuz? Yani şu anda ülkede karar alabilecek bir yapı yok. Hep öteleme var. Hep günü kurtarma var. Neyi bekliyoruz? Yani ne oluyor? Yani amaç ne? Kas çalışanları geliyor, değerlendiriyoruz, elimizden geleni yapacağız. Bugün ETİ ve Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanları geliyor, Salı, Cuma görüşelim, bakacağız. Yani aslında ya bugün bitsin, herkes evine gitsin, ben rahat gideyim. Yarın Allah'a kerim diyoruz. Yarın Allah'a kerim diyoruz, bakarız diyor. Ama irade yok. Yani çıkarsınız dersiniz ki kardeşim benim bütçem bunu el vermiyor. Benim yapabileceğim bu. Yapamıyorum. Haklıyım, yasal mevzuat bu, bütçe bu, yapamam. Yani yapamam da diyor, yapıyorum da demiyor. Ama bir bakıyoruz yani kimin iktidar, kimin muhalefet olduğu bile belli değil. Peki bu çalışan arkadaşlar nasıl bir hukuki yol izliyorlar? Hakan Bey, hukuki bir yol yok. Yani hukuki bir yolu yok. Aslında şu anda sadece iktidarın alacağı bir karar tabii var. O yani karardan sonra mı devam edecekler? Yasal gerekiyor. Yani hangi hukuki yola başvuracaksın ki? Yasa açık. 6 ay içinde başvurman lazım. 6 ay içinde başvurmadığın için. 6 ay içinde başvurmamanın sebepleri bence siyasal olarak değerlendirmeli. O dönemin konjonktürü, şartları, o Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın kapanması, kasın hala daha faaliyetlerine devam ben etmesi. Ben hukuki boyutunu soruyorum. Hukuki boyutunda yapabilecek bir durumları yok şu anda. Yani işsiz kalmaya devam. Aynen öyle. Ha şu anda kas tekrar faaliyete geçti. Ben onu da görmedim. Geçenlerde yurt dışındaydım. Geldiğimde alanda 8-9 tane uçak vardı. Hepsi İstanbul diğer firma diyelim. Yani, peki başka bir işe girerlerse mevcut kazanımlarını mı kaybedecekler? Şu anda bir kazanımları yok. Yani eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarıdırlar. Hani sigortadır, ihtiyaç alacakları falan o ayrı mı var? Onlar sabit olarak alabilirler onlar ama şu anda eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlar olduğu teyit edildi.
Ama yasadaki o 6 aylık süreyi kaçırdıkları için devlete giremiyorlar. Ama onu mu istiyorlar? Onun düzeltilmesini istiyorlar. Evet. Girebilmeleri için. Girmek yani için. Maalesef Hakan Bey, karar alamamak kadar kötü bir durum yok. Şu anda karar alamayan bir yönetim var. Anladım. Peki GSM'e geleyim. Asgari ücrette konuşmak istiyorum. Gerçi Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Bunu da konuşmak istiyorum. Bazı hukuki dosyalar var. Bununla ilgili sorularım da olacak ama ne kadar fatura ödüyorsun? Telefon faturası? Tabii şimdi Hakan Bey, telefon faturası olarak değişiyor. Çünkü sürekli telefon konuşma 300 veya 400 civarı oluyor benim. Çünkü ben sürekli konuşuyorum. Evet. Yani ama diğer insanların da bayağı yüksek fatura ödedikleri ortada. %10'luk zamı nasıl değerlendiriyorsun? Hakan Bey, 2009 yılında yapılan bir protokolle biliyorsunuz devletin söz hakkı GSM şirketlerine devredildi. Ve zam yapabilme yetkisi de onlara geçti. Tabii hayat pahalılığı çevresinde. Yani devletin oraya müdahale etme şansı yok. İşte Hakan Bey, devlet burada devreye giriyor. Yani bu ülke insanının devlete ihtiyacı bu anda. Kardeşim, sen bir zam yaptın. Bu zammı neye göre yaptın? Ülkenin şartları ortada. Kar marjların ne? Ne kadar para alıyorsun? Hesabını sorarsın. Eğer gerçekten bu zamlar bu GSM şirketlerinin mecburen yaptıkları bir operasyonsa hak verirsin. Peki neden konuşma bizde bu kadar çok pahalı? Yani Hakan Sayın Bey, Hasan Taçoy bir basın toplantısı yapmıştı ve o toplantıda da bu GSM'e yapılan zamla ilgili GSM operatörleri tarafından, yani onların şimdi talepleriyle ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki onlar da %65'lik vergiyi indirin şimdi talebi var. Aynen buradan konuya başlayalım Hakan Bey. Birinci sıkıntı. O zaman birinci adım atması gereken devlet mi? Yani şimdi bir şey söyleyeyim size. Burada zaten birçok pahalılığın sebebi devlet. Çünkü devletin kamu maliyesi çok büyük delikler içeriyor. İşte erken emeklilikten kaynaklanan giderler, maaşlardan kaynaklanan giderler, bunlar devlet maliyesine büyük bir külfet. Ve bu sistem kurulduğu zaman Türkiye'nin finansmanıyla kuruldu. O dönemki iktidarların Türkiye'deki siyasi görüş ve politikaları, hatta meşhur laf vardı Özal zamanında, sizin çalışmanıza gerek yok, herkes memur olsun biz öderiz diye rivayetler var ya, o dönemden siyasi erkin de kendi koltuğunu koruması için burada insanları devlete girmeye özendirdi. Hakan Bey, bir örnek vereyim size, çok çarpıcı. 38 yaşında, bakın 38 yaşında 45 yıl hizmet, 45 yıl üzerinden emekli olan insanlar var Hakan Bey. Yani 38 yaşında bir insanın devlete 45 yıl hizmeti nasıl olur? İşte emekliliği 1'e 2 çarpılıyor. İşte şu oldu, 1'e 2 çarpışıyor. İşte bir kurşun yedi savaşta, 1'e 2 çarpılıyor. Bir bakıyorsun 38 yaşında adam 45 yıl üzerinden full emekli oluyor. Şu anda yani 6-7 milyar maaş. 45 yaşında emekli olan müşavirlere, daha 45 yaşında müşavir olanlarına. Yani aynen dediğimizde, yani bu kamu maliyesi dönmüyor. Sana bu sistemi %70 olarak sorumlu ben Türkiye Cumhuriyeti'ni görürüm kurulmasında. Bu imkanı verdi ve o dönemki iktidarlar da bunu teşvik etti. Bu sistem kuruldu. 2002 yılından sonra Türkiye'de daha realist bir yönetim geldi. Bu şekilde bu sistem yürümez dedi. Ve burayı dizayn etmeye çalışıyor ve değiştirmeye çalışıyor. Ama şimdi insanların alışılagelmiş bir yapısı var. Ne yapıyor? Gelen iktidarlar da radikal karar almakta cesaretsiz. Çünkü radikal tedbir alman lazım. İstihdamlarda, emekli maaşlarında, şunlarda. Herkes kendi koltuğunu korumak veya ileride o koltuğa oturabilmek için tekrar onun yönünde bu noktalara temas etmiyor. Ne oluyor Hakan Bey? Bu devlet aynı ürün üzerinde aynı vergi mükelleflerine sürekli vergi koyuyor. Niye? Kendi giderlerini finanse edebilsin diye. Bütün temelinde aslında devletin yanlış kurulması var. Yanlış kurulan bir maliye var. Bu yanlış maliyenin İşte GSM'dir, akaryakıttır, şudur, budur. Bu vergilerle sağlanmaya çalışıyor. Açık verdikçe, çünkü devleti yönetenler de hala daha devlete istihdam ediyor. Popülist işler yapıyor.
harcamalar yapıyorlar. Dönüyorlar, ek vergiler biniyor, biniyor, biniyor. Şu anda GSM şirketlerinin topladığı paranın %62'si devlete vergi olarak iade ediliyor Hakan Bey. Ve birçok GSM faturasında diyelim 150 TL'nin işte 80 TL'si ya da işte 92 TL'si KKTC devletine verilecektir diye ibare var GSM. Ha şimdi burada ne var Hakan Bey? Üçüncü veya dördüncü GSM şirketi gelebilir. Bir şey değişmeyecek. Rekabet oluşabilir. Ben de rekabetin açılmasına taraftarım. Yani böyle her ülkede iki firma. Bak nasıl şimdi iki firma anlaştı zam yapmada? Demek ki anlaşabiliyorlar. Rekabet sıfır. Rekabeti açabilecek her sektörde. Yalnız şeyde değil ama ha. Yani sadece GSM'de değil her konuda alternatif firmalar olup kendi kar marjlarını aşağı çekebilecek rekabet ortamının oluşması lazım. Ama ilk önce kamu maliyesinin giderlerinden kaynaklanan kamburu ortadan kaldırmak lazım. Yani siz 150 TL bir faturanın 80 TL'sini devlete verirseniz, tabii ki GSM şirketinin de bir yatırımı var. Buraya kar amaçlı geldi, o da karını alacak. İşte rekabet kar marjlarını %10, %15'lere düşürecek ama devlet de kendi vergisinden feragat edecek. Yani devlet şu anda faturaların 150 liralık faturanın işte 80 lirasını alıyor, 85 lirasını alıyor. GSM şirketine diyor ki %10 zamdan vazgeç. Sen de vazgeç. Ama vazgeçemiyor çünkü bu kamu maliyesi bu zamlarla aynı insanların cebine girmekle döndürülmeye çalışıyor. Kamey ben bir şey söyleyeyim burada gönül rahatlığıyla televizyonlar. Bu ülkede vergi ödemeyen insanların, vergi kaçıran insanların ben haklı olduğuna inanıyorum. Neden? Hakan Bey niye? Bakın bu ülke ithalata dayalı bir ülke. Çok büyük üretimimiz yok bizim. İthalata dayalı bir ülkede tüm ürünler girerken vergilendiriliyor. Bir ürün, örneğin bu kağıt geliyor Hakan Bey, vergilendiriliyor değil mi girerken? Aynı ürün alınıyor, işleniyor, tekrar vergilendiriliyor. Dönüyor devlet, bu ürünü satandan ayrıyeten KDV ve gelir vergisi alıyor. Yani bir kağıttan devlet kaç kez vergi alacak? Dolayısıyla bu kimin cebinden çıkıyor? Sizin benim cebimden çıkıyor. Yani bu adamlar dolaylı yoldan yani bu vergi yüküyle mücadele edemedikleri için illegal yola başvuruyorlar. Çünkü makul vergi olanlarımız yok bizim. Anladım. Peki başa döneceğim. Maktu ücret nedir? Bunun tanımını yapar mısın? Maktu ücret aslında sabit olarak hizmet karşılığı alınan bir ücret. Ama yani, hizmet karşılığı zaten 50 farklı kalemde işte, benden alıyorsun parayı. Bu dediğin Hakan Bey ne oluyor biliyor musun? Yani bu sadece telefonda değil elektrik ve suda da maktu ücret. Tabii telefonda, elektrikte, belki kredi kartlarında bu işte rekabet ortamı doğdukça firmalar bu haklarından vazgeçer. Nedir yani tanımı maktu ücret? Maktu ücret yani bir tanımı yok. Yani verilen hizmetin ilk bedeli. Yani sen eğer benim kartımı tutuyorsan hizmet alıp almamanın önemi yok. Ben sana hizmet vermesem de bunu aldığın için ben senden her ay kira alıyorum. Diye. Haraç diyebilir miyiz? Hı? Haraç. Yani ki kaba tabirle o. Yani kaba. Sen benim hattımı aldın bana bunu ödeyeceksin kardeşim. Kullanıp kullanmamanın önemi yok. O zaman evet. Bu haraç. Peki şimdi biz sokağa inelim. Evet. Vatandaşa sorduk bu %10'luk zammı ve bu kampanya... Konuşmama kampanyası. Onu sana da soracağım ama röportajları izledikten sonra. Değerli izleyenler yine sokaktaydık. Bu sefer söz sizin, mikrofonu size uzattık. Bakalım bu zammı, %10'luk zammı nasıl değerlendirdiniz ve bu konuşmama kampanyasına kimler katılacakmış izliyoruz. Ülke her geçen gün yeni bir zamma merhaba diyor. Bu seferki zam telefonlara, zaten yüksek olan telefon faturalarına bir zam daha geldi. Vatandaş ateş püskürdü. Aylık ortalama ne kadar fatura ödüyorsunuz? Takriben 1500 falan. 1500 lira telefon faturası ödüyorsun? Hayır. Normalde 100 TL falan. 100 TL falan ödüyorsun. Evet. Peki bu yapılan %10'luk zammı nasıl buluyorsunuz? Bence kanun dışı. Yani burada iki tane şirket var. Kendilerine yani böyle at oynatıyorlar gibi bir şey.
Peki efendim, Tüketiciler Federasyonu bir kampanya başlatıyor. Telefonlarınızı kullanmayın kampanyası. Aynı zamanda 14 Kasım'da da telefonu bir saat kapatın kampanyası. Buna katılmayı düşünür müsünüz? Vallahi katılırım. Ya, herkes katılırsa ben niye katılmıyorum? Yani sizin aracılığınızla yani katılırım. Kullanıyorum. Aylık ortalama ne kadar veriyorsunuz? Tabii ben mesleğim gereği telefonlarda konuşurum. Mesleğiniz de efendim? Benim mesleğim avukatlıktır. Yani emekliyim ben şeyden, hakimlikten. Ne kadar aşağı yukarı? Cep telefonu 300 civarında. 300 civarı. Peki bu yapılan %10'luk zamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zannederim keyfiliktir. Bir şeyi ben hiç hazmetmedim ama mesleğim, insanların kendi mesleği olduğu zaman ve kendini ilgilendiren bir şey olduğu zaman hiç üzerine gitmiyor. Beni en çok rahatsız eden bu sabit ücretlerdir. Maktu ücret karşılıksız para almak demektir. Bu maktu ücreti biz elektrik faturalarında da görürüz, su faturalarında da görüyoruz, telefonda da görüyoruz. Maktu ücret diye bir şey yoktur. Maktu ücret bana göre haraçtır. Ayda? Evet. 200. 200? Evet. %10'da zam geldi. 220 herhalde. 220 ortalama diyor. Ortalama. Çok buluyor musunuz? Konuşmanıza bağlı. Yani eğer çok konuşursan çok ödersiniz. Ama telefon faturası bayağı yüksektir bizde, bizim ülkemizde. Neden öyle efendim? Vallahi onu bilmiyorum. Onu yetkililere sormak lazım. Yani 50. 50. 50 milyon. %10'da zam geldi. Bilmiyorum artık daha. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fazla mı sizce fatura? Vallahi reklam versek olur mu? Yani herhangi bir marka. İki tane marka var zaten, verme. Ha. Verdin artık. Paket yaparak aşağı yukarı 40-50 liraya. 40-50 lira? Evet. %10 zam geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten her şeye zam gelir. Bunda zamsız bir şey olmaz yani bu ülkede. Her şeye zam. Peki bir kampanya var. Konuşmayalım kampanyası. Buna destek verir misin? Konuşmazsak aralar açılır ya. Konuşalım mı yani? Konuşacak. Konuşmadan işlerimiz dönmez yani. Anladım. Siz ne kadar fatura ödüyorsunuz? 140 lira falan. 140 lira. Her geldiğimde 32 milyon veririm. 500 kontrol alırım. 500 da bedava. Yalan dolan bir haftada bitirmen lazım. 0533 lira beleş. Ha, kabul ettik. 42'yi aran kendi cebinden çeker. Yani her hafta 32 milyon veririm ben. Bir de zam geldi %10. Ne güzel. Ne güzel. Konuşmamak kampanyası başlattılar. Destek verir misiniz buna? Veririm tabii. Her zaman için. Her zaman için. Ne yapalım be kardeşim? Yani bu aldı başını gider. Yani memlekete gayrı felaket geldi derim. Ben başka hiçbir şey demem. Vallahi bilmiyorum şimdi. Bankadan kesildiği için bilmiyorum. Bankadan hiç takip etmiyor musunuz? Takip edemiyorum. Otomatik hesap. %10'da zam geldi. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi zaten dünyanın en pahalı telefon konuşması galiba burada. Yani bir de zam gelmiş. Çok mu diyorsunuz? Tabii, bayağı. 150 TL. %10'da zam geldi. 160 lira, 165 lira. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Fazla mı sizce? Hırsızlıktır. Peki konuşmama kampanyası var. Katılır mısınız buna? Katılırım. Telefonunuz da çalıyor yine. Evet ama görüşmek istemiyorum. Evet, vatandaşın tepkisini izledik. Bu arada röportaj yapmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Hiç kimse, yani birçok kişi en azından konuşmayı tercih etmiyor, tepkiyi dile getirmeyi tercih etmiyor. Bunu da dipnot olarak vermek istiyorum. Burada hepimizin sorunlarını, sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Kameralar kapalıyken herkesin söyleyecek muhakkak bir şey oluyor ama kameralar açıldıktan sonra genel bir sessizlik hakim. Neden sessiz kalmayı tercih ediyoruz? Hakan Bey, herhalde şeyin ülke insanının yapısı bu. Yani kimse aman ben ön plana çıkmayayım, ben sessiz olayım. Yani hep başkalarının eylem yapmasını, başkalarının hak aramasını bekliyoruz ki biz ondan faydalanalım. Böyle bir yapımız var. Dediğiniz gibi doğrudur. Yani kapalı ekran olmadığı zaman her türlü şeyi dile getiren insan, ekran olduğu zaman sanki bu yaşananlar o yaşamıyor
Görüntü o şekilde. Evet, artık yani halk tepkisini dile getirmeli. Siyasetçiye dile getirmeli. Yani artık gördüğüme göre artık siyasiler şu anda pek bir çözüm bulamıyorlar sıkıntılara. Ama vatandaş şu konuda çok haklı. Yani biz hani konuştuğumuz birkaç kişiden ben şu cevabı aldım. Diyor ki işte Hakan, biz meclisi değiştirdik. Yani 23 tane yeni vekil verdik. Yeni taze kan verdik meclise. Ancak yine bir değişiklik yok. Yani herkes farklı yasaların peşinde koşuyor. Sadece konuşuyor, birbirlerine bağırıyorlar. Ülkenin yine düzeni dünden farklı değil. Olmuyorsa yine değiştireceğiz. Yani değiştire değiştire doğruyu bulmak zorundayız. Ya da bu ülkeyi terk edeceğiz. Yani başka alternatifimiz var mı? Yani denedik, olmadı. Yeni deneyeceğiz. Olmadı, yeni deneyeceğiz. Günün sonunda doğru insanları bulacağımıza inanıyorum. Yani tabii ki yeni insanları seçtik. Doğrudur. Daha dirayetli durmalarını bekliyorduk yeni insanların. Maalesef onlar da siyasetçinin tavırlarını almaya başladılar. Ben her zaman Tufan Erhürman hocama anayasayla ilgili doğrudur. Anayasada siyasi partiler gerçek anlamda anayasa değişikliğinin arkasında durmadı. Mecliste evet oyu vermelerine rağmen. Ama ortada bir halk iradesi var ya. %68 bir hayır var. Bugün hiçbir vekil, hiçbir irade bu anayasal değişikliğin sonuçlarını referandumla ilgili yapmıyor. Yani ortadan kalktı. Bunu eski siyasiler yapabiliyor. Çünkü siyasetçi zihniyeti var. Ve insanlar bunlardan şikayet ederek yeni insanları seçti. Bakıyorum yeni insanlar da siyasetçiler gibi davranıyor. Yani anayasa 48 oyla anayasa geçti meclisten Hakan Bey. Halk tokat gibi hayır vurdu. Ama orada da şöyle bir detay yok mu abicim? Halk anlatılmadı, halka bilgi verilmedi. Bazı siyasi partiler meclisteki oyların arkasında durmadı. Mecliste evet diyenler de sokağa çıkıp tamam, hayır yaptılar. Tamam Hakan Bey, ben bunları düşünmüyorum. Sonuçta bu halk gidiyor ve %68 hayır diyor. Bu %68 hayırın bir karşılığı olması lazımdı. Bence şu anda Cumhuriyet Meclisi meşrudiyetini yitirdi. Topyekün evet dedikleri bir şey. Halk topyekün hayır dedi. Yani bunu görüp saygı duymamak ve gereğini yapmamak zaten o seçtiğimiz o 23 vekilin de diğer siyasilere benzediğinin en somut. Sorguladı mı peki halk bunu? Yani mesela şu sorgulandı mı? Ben hani isim vermeyeceğim ama herkesin bildiği isimler var. Evet deyip mecliste. Konjektür gereği evet dedim deyip ama sokakta tamam, hayır işte diye bağıran çağıran onun, çok insan var. Yani şimdi bak bunlar bizim ülkemizin halkın bıkıp usandığı siyasetçi profili. Yani orada başka söyler, burada başka yapar. Şu anda da var. Yani geçmişte yapılan yasaları sanki evet oyu vermemiş gibi çıkıp eleştirenler var. Yani işte göç yasası diyoruz. Yani bugün meclisi olanların herkesin sorumluluğu var. Kimsenin kimseye şu veya bu demeye hakkı yok. Ha belki Toplumcu Demokrasi Partisi zaten sayı olarak da küçük olduğu için. Belki onun bir söz söylemeye hakkı var ama bugün hiçbir siyasinin bu konuda şey yapmaya hakkı yok. Ama en önemli nokta, Hakan Bey, demokrasiyi çıkarları doğrultusunda işletiyorlar. Çıkarlarına demokrasi kelimesi geliyorsa o gün demokrat oluyorlar. Demokrasinin gereğini yapıyorlar. Çıkarlarına demokrasi kuralları gelmiyorsa o gün hiçbir şey olmamış gibi iyiliyorlar. Gülle geçene kadar bir söz var ya bizde. Yani ben bu meclisten radikal tedbir alacak, sıkıntıları çözebilecek adım atmasını beklemiyorum. Çünkü zaten o anayasaya çıkan hayırla sudan çıkmış balık gibi oldular. Yani ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hakan Bey, bir meclise bir yasa gelir. Bakın bir yıllık bir meclis var şu anda. En az 15 tane 20 tane yasa. Genel kurula geldi, itirazlar yükseldi, geri çekildi. Bakın muhaceret değişiklik yasası vardı geçen hafta, geri çekildi. Askerlik değişiklik yasası vardı, geri çekildi. Başka yasalar vardı. Genel kurula geldi, geri çekildi. Yani demek ki bir yerlerde bir sıkıntı var, bir boşluk var. Çünkü siz devletseniz, hükümetseniz hazırlarsınız. Bir politikayla yasaları hazırlarsınız. Doğru adım atarsınız. Arkasında dik durursunuz. En küçük bir seste, küçük bir muhalefette bakıyoruz. Tamam biz vazgeçtik, geri çektik diyorlar. Böyle ülke mi yönetilir? Ya Hakan Bey bakın.
Rezalete bakın ya. İki yasada ivedili kaldılar. Yani erken görünmesi demek. Yani tüm meclis dedi ki evet bu yasanın önceliği var. Sanırım biri işte bu göç yasası. Biri de bu kas çalışanları ile ilgili geçen gün yapılan ivedilik demek. Süratli bir şekilde bu sıkıntı var, çözülmesi için bu yasayı yapalım demek. Gidiyor yani mecliste evet oyu veren, ya siz bu yasayı eğer tamam değilse, bir hata varsaydı niye ivediliğine onay verdiniz hükümet olarak? Aynen öyle. Şimdi de yazıyorsunuz meclise, diyorsunuz ki bu yasanın yapılması mümkün değil. Hani her taraftan... Meclis ne istediğini biliyor mu? Şu anda bilmiyor. Bilmiyor. Şu anda tek meclisin bu dönemde benim gördüğüm nisap sorunu yok. Yani açılıyor ama yol kat etmiyor. Daha önce açılmıyordaydı. Şimdi açılıyor ama yol kat etmiyor. İyi, en burada bir vatandaştan var. Bir mesaj geldi Facebook üzerinden. Hakan Bey işte GSM'lerle ilgili 3. veya 4. GSM operatörünü görmek istiyor. Evet, ben aslında her sektörde bu arkadaşımızın dediği konuya katılıyorum. Alternatiflerin olması halka kaliteli hizmet ve ucuz hizmet getirir. Çünkü rekabet olacak, onu tercih etmemiz için şirketler yatırım yapacak. Hazır beklemeyecek. Evet. Bu yalnız GSM'lerle ilgili değildir. Biz çeşitli kez söylüyoruz. Hiçbir ülkede iki firmanın olmasına imkan yok. Bunu alternatifli yapacaksınız. Çoğaltacaksınız. Evet. Kalite olsun. Ve hani şu uyarıyı da ben yapmak istiyorum. Yaşadığım için söyleyeceğim. Hatta yaşayan birkaç kişiye şahit olduğum için de söyleyeceğim. Gelen faturayı direkt kabullenmeyin efendim. Yani benim beklediğim faturanın çok çok üstünde gelmişti. Geri dönüş yaptım ve GSM operatörüm fazla aldığını kabul edip o ücreti geri çekti. Sonra da dedim ki yani ben sesimi çıkarttığım için 70 küsür lirayı geri aldınız benden. Benim gibi zaten 1000 kişi yapsa bilmem kaç bin lira para yapıyor. Allah bereket versin. Onları da kontrol etmek tabii, gerekiyor. Tabii tabii muhakkak. Yani özellikle o paket maket falan yapıyorlar ya. Hakan Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin denetim yapabilme kapasitesi yok. Orada bir sıkıntı var. Her konuda var. Yani denetim yapamadıkları için de denetim isteyen sektörlere girmeyi engelliyorlar. Dün bana bir büyüğümle sohbet ediyoruz. Şey diyor Hasan, bak devlet kolayını buldu diyor. Örneğin akaryakıt. Bu tür şeylerde bakıyor ki kendi personeline söz geçiremiyor denetim olsun veya başka şeylerde. Ne yapıyor? Kolayına kaçıyor. İzin vermiyor. İşlem yapmıyor. Olay kilitleniyor. Evet doğru aslında. Bu senin şimdi bu 70 TL'lik farkını. Bunun bir bedeli olması lazım bu GSM şirketine. Düşünün ki siz Amerika'dasınız ve faturanıza 70 TL'lik bir ek ücret eklendi, evet. Ve siz bunun işlemini yaptınız. O şirketin ödeyeceği tazminat bedelini düşünebilir misiniz? Devlete ödeyeceği cezayı düşünebilir misiniz? Ya da bankalar. Bankalar konusunda da büyük bir başıboşluk var. Herkes istediği faizi uyguluyor. Kredi kartlarında insanlar yani ödedikçe bitmiyor. Yani düşünün Hakan Bey, adam 100 bin TL alıyor. O 100 bin TL 5 trilyon oluyor. Adam bunu nasıl ödeyecek zaten? Yani öyle bir faiz sistemi var ve devlet radikal tedbir alması lazım. Acımasız olması lazım. Yok. Çünkü Hakan Bey, ülkede farkındaysanız intiharlar artmaya başladı. Evet. Abi bizim bilmediğimiz bir şey var. Yani bundan önceki hükümet de farklı değildi. Yani tabii ki yani. Yani onun öncesi de aynı. Hayır ne yani Hakan bizim Bey, bilmediğimiz, bizim aklımızın ermediği, ermeyeceği bir şey, bir sistem, bir mekanizma var. Onu mu bizle paylaşamıyorlar? Nedir ya nasıl sıkıntı? Nasıl yani hangi sistem? Yani tahsil edilemiyor. İşte 100 bin lira kredi çekiyor, 5 trilyon ödüyor dediğin gibi. Şimdi Hakan Bey, 100 bin lirayı ödeyemeyen adamdan siz nasıl 5 trilyonu tahsil edeceksiniz? Tamam diyorsun ya denetleme mekanizması yok. Evet. Diyorum ki bir önceki hükümette de denetleme mekanizması yoktu. Yani bizim aklımızın ermediği bir sistem, evet, mi var bu denetleme mekanizmasının olmamasıyla alakalı? Hayır yani devletin hantal yapısı. Yani devletin hantal yapısı. Ne yapıyor peki devletin devlet? Kurulan yanlış sistemi. Yani bu yani... devlet görevlilerinin gerçek anlamda denetim yapmaması. Belki de siyasiler bunu teşvik ediyor. Bilemeyiz. Yani ben sadece devlet çalışanlarını sorumlu tutmak istemiyorum. Yani belki de başımızdakiler de bu denetimlerin yapılmasını istemiyor. En basit örneği yani
Bir bakan çıkıp diyor ki biz bir hastaneye gittik ve böyle bir ihbar aldık ama bizi hastane görevlileri hastaneye sokmadı. Bunu söyleyecek bakan olmaması lazım. İstifa etmiş olması lazım. Yani çıkıyor halka ve şikayet ediyor. Yani olmaz ki biz seni oraya bunu bize söyleyesin diye seçmedik ki. Biz seni oraya gidip oraya gerekli adımı atasın, gerekirse el koyasın ve devlet olduğunu hissettiresin. Devlet yok ki, sızlıyor. Yöneticiler yalvarıyor, yakar. Yani bizi koymadı ya, ne demek ya bu kadar? 5000 polis var, bu kadar mahkemen var senin. Ne demek koymadı ya? Yani? Çok enteresan o, doğru diyorsun. Hakan Bey, yani bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Giremedi. Çok önemli bir... Ben geçenlerde bunu fark ettim. Aslında biz tüm sıkıntılarımızı Kıbrıs konusuna bağladık. Yani o çözüldüğü anda sanki sihirli bir değnek her şeyi çözecek. Ama biz burada yaşıyoruz. Çocuklarımız yaşayacak, büyüklerimiz yaşıyor. Bu düzeni kurmamız lazım. Küçük bir ülkeyiz. En önemli şeyimiz bu. Hakan Bey, size bir örnek vereyim. Akşam ben bir yazıda okudum bunu. Çok dikkatimi çektim. Facebook'ta da bunu paylaştım. Bugün dünyamızda Singapur'u bilmeyen yok. Evet. Kaç kilometre kare Singapur biliyor musunuz? 900 bin. 900 kilometre. KKTC kaç? 3300 kilometre kare. KKTC diyorum. Bizim sınırlarımız. Hı hı. Bakın biz Singapur'dan takriben 5,5 kat büyüğüz alan olarak. Buraya kadar tamam. Demek ki küçük bir ülke değiliz. 916 kilometre, 3350 kilometre. Ekonomik olarak Singapur'un gayri safi milli hasılatı 350 milyar dolar. Bizim 1,5 milyar dolar. Tamam, ben demiyorum Singapur'uz biz 350 milyar dolar olsun. Ya Hakan Bey, biz bu milli hasılamızı çok rahat 10 milyar dolarlara çıkarabiliriz. Ama teşvik ederek. Hakan Bey, biz bütün konuları, bütün noktaları kapattık. Yani işte yabancı bir ülkeden yatırımcı banka kurmak istiyor. Yasak. Yabancı bir firmeden şuraya yatırım, yasak. Hep yasak. Niye? Denetleyemediği için yasaklarla denetim sağlamaya çalışıyor. Bırak ya, adam geliyorsa buraya, parasını yatırıyorsa kursun bankasını, bankacılık işlemlerini yapsın. Sen devlet olarak denetle. Yani alan büyüklüğüyle ölçülmüyor devletlerin ekonomik gücü. Beyinlerin ürettiği vizyonla ölçülüyor bana göre. En basit örneği işte Singapur. Turizmden geliri, küçük çapta sanayiden geliri ve bakın bunu belirteyim, doğal kaynaklardan gelen bir şey yok yani Singapur'a. Petrol veya doğalgazla bir geliri yok. Kendi yarattıkları bir ekonomiden dolayı 5 milyon nüfusla, ki İstanbul bunu nüfusta 4'e katlıyor şu anda. 5 milyon nüfus, 916 kilometre kare, 350 milyar dolar gayri safi milli hasıla. Sen 3350 metre kare, herkese fazlasıyla yetebilecek bir alan, yarattığın değer Türkiye'nin verdiği katkılarla 1,5 milyar dolar. Ama çok önemli bir nokta var Hakan Bey, ben araştırıyorum bunları. Şu anda bankalarımızda bizim 10 milyar TL'ye yakın mevduat var. Piyasa parasızlıktan dönmüyor. Ama bankalar para dolu. Bu para nasıl o bankalara gitti? O para kimlerin üzerinde şu anda? Yani tabana yayılmamış bir ekonomi var. Tavan tarafından sömürülen bir yapı var. Bunun tavana yayılması lazım. Şimdi benim bu söylemlerim Hakan Bey şey değil yani, işte denen o şey düzen, komünizmle düzen ya da işte devletçi düzenle ilgili değil benim dediğim. Bir piramit gibi düşünürsek bir ülkeyi, alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf. Piramitin üstü, üst sınıf. Orta sınıf ne kadar genişse o ülkede refah ve huzur vardır. Bizde yavaş yavaş orta sınıf daralıyor. Çok zengin ve fakir doğmaya başlıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Devletin bedava vermesi gereken hizmetler var Hakan Bey. Bu halkına görevi zaten kurulurken bir devlet 3 amaç için kuruluyor. Güvenlik, sağlık ve eğitim. Yani insanların güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ve eğitimli bir şekilde yaşamaları için devletler doğuyor benim düşüncem.
Biz de bakıyorum Hakan Bey, sağlık özel sektöre kaydı. Eğitim özel sektöre kaydı. Ben bir şeye şahit oldum. Düşünün ki eve 4500 TL gelir giren bir aile var. Her ay gelirinin 2000 lirasını çocuklarının eğitimi için özel okullara veriyorlar. Bu bir israftır. Niye? Bu devletin ayıbıdır. İnsanları çocuklarının eğitimi için özel okula gitmeye mecbur bıraktılar. Kökünden çözülmesi lazım. Sendikalar gerekirse her şeyi göze alıp mücadele edilmesi lazım. Aynı okulda görev yapan bir öğretmen haftada 3 saat ders yapacak. Bir öğretmen 20 saat ders yapacak. Yan okulda da 3 saat ders veren öğretmenin konusunda 2 öğretmenlik açık olacak. Bu ne bolluk? İşte bu nereden kaynaklanıyor? İşte şu anda devletin karar alma yeteneğini yitirmesinden kaynaklanıyor. Evet. Asgari ücret 1675. 1675 evet, şu anda. 1675 oldu. Neye göre belirleniyor bu? Neye göre? Yani bu ülkede 1675 liraya yaşamak mümkün değildir Hakan Bey. Gerçekten mümkün değildir. Bakın bugün bir ev kirası 800 bin TL arasıdır. Aynen aşağı öyle, aşağısı yok. Bugün ben örnek vererek söylüyorum ki izleyicilerimiz anlasın. Ben 2 hafta önce Mersin'deydim. Hı hı. Bakın evlerinin ısıtma ve soğutmasını klima ile sağlıyorlar. Şubat ayı en yüksek oran. Ödedikleri elektrik faturası 250 TL. Şubat ayında. Şubat ayında. Biz dedim ki bize 250 TL gelse bayram ederiz. Aynen öyle. Bugün 800 bin TL kira. Minimum gelen elektrik 300. Aşağı yok. Yani daha aşağısı yok. 300. Ben telefondur, sigarası falan o lüks tüketim diyorum. Bunlardan feragat edebilir insan. Bir markete girmek Hakan Bey 40 ve 80 lira arası her gün. Evet. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Hani neye göre belirleniyor? Bakın biz sırf asgari ücreti belirlemek için mi belirliyoruz? Yoksa biz halkın gereksinimi bu kadar bunun için mi belirliyoruz? Belki de şimdiye kadar açlıktan ölen olmadığı için çok fazla üzerine düşmemiş olabilir. Düşünmedi. Tabii ki yani ülkenin ekonomik şartlarını da ele almak lazım. Yani 1675 düşük ama bunu da 3000-5000'lere çekemezsiniz. Çünkü doğru, ekonomik dengeyi de sağlamak lazım. Hakan Bey, bu işin yegane yöntemi bu ülkeye yatırımın gelmesi, çalışana ihtiyaç duyulması. Yatırımcıyı küstürmesinler, mevcut yatırımcı kaçmasın da yeni yatırımcılara yani, inşallah hoş geldin denir. Ben bu ülkeye yatırım yapan insanları takdir ediyorum. Bu kadar risk alıp parasını sokağa attığı ile eşdeğer bir risk alıyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimine de çok az değinelim. Az bir süre kaldı. Evet. Adaylar yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Çok kısa değinelim ve programı noktalayacağız. Şu anda 3 aday var değil mi şu anda açıklanan? Arif Bey ile 4 aday. Evet. Arif Bey her yerde aday. Arif Bey seçimin... Bir gün kazanacak. Seçimin renkli adaylarından biri. Evet. Yani renk veriyor seçime. Benim burada tabii Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gördüğüm... Sayın Cumhurbaşkanı henüz daha açıklamadı. Sayın Akıncı artık yola çıktı, Sayın Siber yola çıktı ve Sayın Özersay bu yola çıktı. Şu anda adayları tek tek ele almak gerekirse, şu anda adaylarını açıklayanları diyorum ben. Tabii Cumhurbaşkanlığında bu yönde bir adaylığı var mı yok mu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Herhalde kendi kurmaylarıyla değerlendirmesini yapıyor. Aday olmadığı için bir yorum yapmama gerek yok şu anda. Benim şahsi görüşüm. Çünkü olmaya da bilir. Yani onu şey yapmaya gerek yok. Sayın Akıncı, evet bir yola çıktı. Tabii Lefkoşa Belediyesi'nin kazanılması onu motive etti. Ancak Sayın Akıncı'nın burada... Beni rahatsız eder demeyeyim de benim için söylediği yani bazı sözler dikkatimi çekiyor. Dün de bunu ben
televizyonda izledim Hakan Bey. Diyor ki işte Kıbrıs'ta doğal kaynaklar tüm Kıbrıs halkı için 120 yıl yetecek boyuttadır. Biz şeylerle konuştuk, yani eğer biz Güney'i bu konuda ikna edersek buradaki kaynaklar daha çok bulunabilir ve ticaretini yapıp ekonomiyi büyütebiliriz. İşte Güney'le konuşup Türkiye'den gelecek sunun şey olmasını sağlayabiliriz, bütün ülkeye zengin. Zaten biz bunları biliyoruz. Bizim bu doğal kaynaklar bizimdir diye bir iddiamız yok. Biz bu meşru devlet bizimdir, biz ne karar verirsek onu uygularız diyen biz değiliz. Yani Sayın Akıncı karşı tarafı görmesi lazım. Biz ne kadar mücadele edersek edelim, karşı taraftaki zihniyet yıkılmadı. Bunun değişmesi lazım ki dedikleri olsun. Sayın Siber, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde yaşanan olaylardan sonra bana göre şu anda yarışta, şu anda ikinci sırada. Sayın Cumhurbaşkanı aday olmadığı için ikinci sırada. Sayın Cumhurbaşkanı aday olursa bence üçüncü sırada. Çünkü Sayın Siber Başbakanlık dönemindeki ivmesini kazanamadı ve kazanamayacak da. Çünkü halkın bilinçaltında şu anda var. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar makam olmaz. Anladım, peki. Ve Özersay, kısa ve öz söyleyeyim, bence umduğunu bulamadı. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, Detay programında bugün ben sizlerle birlikte oldum. Yarın yine Aytu Türkkan'ın sunumuyla Detay programı kaldığı yerden devam edecek. Ben ise birazdan Haber 15'te günün son gelişmelerini paylaşmak için tekrar sizlerle birlikte olacağım efendim. Bizden ayrılmayın.